Kıymetli Haziron, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ferhat Bayar, Bingöl Solhan ilçesinden geliyorum, okul müdürüyüm. Yönetim alanında çalışmalarımızı yürütürken genel anlamda en büyük paydaşımız olan veliler üzerine bir çalışma yürüttük. Çalışmamız okul yönetimine katılımda veli görüşlerinin belirlenmesi. Daha önce bu alanda yaptığım bir çalışmanın sonunda basımını gerçekleştirdiğim bir kitabım da mevcut. Bu çalışmada ise sadece veli görüşleri üzerine yöneldik. Biraz daha güncel olması adına, daha önceki çalışmamız 2011 yılındaydı. Biraz daha güncel kalması adına yeni bir çalışma yürüttük. Problem durumumuz şöyle ifade edilebilir. Genel anlamda okul aile arasındaki işbirliğinin artışı okullardaki kaliteyi ve çocukların yetişmeleri üzerinde kaliteyi ciddi manada etkiliyor. Nasıl ki okul... Nasıl hocam? Ses mi az geliyor? Boydan hocam, ne yapalım? Hayır, en azından heyecanım gitti. Baştan alayım. Okul aile arasındaki uyum ve işbirliği hepinizin malumu üzere okulların eğitim kalitesinin artırılması ve çocukların eğitim sürecindeki kaliteli eğitim ortamlarına ulaşması açısından oldukça önem arz ediyor. Nasıl ki okul, öğrenci ve veli daha doğrusu aile katılımı eğitimde temel sacayaksa, yönetimde de öğretmen, idareci ve veli yönetim alanında temel sacayaklardan kabul ediliyor. Eğitim faaliyetlerinin işlevselliğinin artırılması, problemlerin ciddi manada çözülmesi, bu üç sacayağının sorumluluk almasıyla kalıcı hale gelebiliyor. Çözümler daha hızlı alınabiliyor. Alanya'daki çalışmalara baktığımızda velilerin okul ile işbirliği yönetim sürecine katılımında oldukça olumlu yönler var. Biz bunu da burada şunu biraz irdelemeye çalıştık. Bu velilerin öğrencilerinin genel anlamda okuldaki durumu nasıl? Buna biraz bakmak istedik burada. Sorumluluk, bu öğrencilerde sorumluluk bilincinin geliştiğini görüyoruz. Derslere aktif katılımlarını görüyoruz. Yaşanılabilir bir okulda kendi beklentilerine cevap bulabildiklerini, özgüvenlerinin arttırıldığı, girişimci özelliklerinin arttığı ve akademik başarılarının sürekli hale geldiğini, okulla ilgili aidiyetinin oluşması vesaire sayılabilir. Alanya'dan farklı olarak genel anlamda velilerin kendilerini değerlendirmelerini istedik. Yani velinin gözüyle veli okul yönetimine katılımda nasıl görüyor kendini diye bunu biraz ölçmeye çalıştık. Okul veli arasında kurulması gereken işbirliği sürecini ele almaya çalıştık ve velilerin demografik özellikleriyle okul yönetimine katılım durumuna biraz bakmak istedik. Ve okulla ilgili yargılarını bu süreçte görmeye çalıştık. Araştırmamızın temel amacı velilerin bakış açısıyla dediğimiz gibi kendilerini değerlendirmeleri, öğrenciler için yani velilerin gözünden öğrenciler için verimli bir eğitim ortamı nasıl oluşturulabilir? Okul sürecine, yönetim sürecine katılımdaki tutum ve yargıları neler? Bu katılım sürecinde karşılaştığı problemler neler ve bunlara yönelik çözüm önerileri neler? Biraz bunlara bakacağız. Cevap aradığımız sorular şöyle. Okul veli işbirliğinin geliştirilmesi sizce neden önemli? İşbirliğini engelleyen faktörler nelerdir? İşbirliğinin geliştirilmesinde okuldan beklentileriniz nelerdir? Hangi nedenlerle okulla iletişime geçiyorsunuz? Hangi sıklıkla okulu ziyaret ediyorsunuz? Ve işbirliğinin geliştirilmesi için ne tür önerileriniz var diye 6 sorumuzdan oluşuyor. Araştırmamızı durum çalışma deseniyle aldığımız cevapları derinlemesine analiz ederek yorumlamaya çalıştık. Araştırmamız Bingöl Solan ilçesinde 11 gönüllü öğrenci velimizi araştırma grubumuz oluşturuyor. Bunların 4'ü erkek, 7'si kadın veliden oluşuyor. Velilerimiz genel itibariyle lise ve üstü öğrenim düzeyine sahip, yaş aralığı da 30-46 yaş aralığında bulunmakta. Velilerin bu süreçte bize ilettikleri öngörüler, beklentiler ve çözüm önerileri şu şekilde. Öngörüleri genel itibariyle katılım ve işbirliğinin sağlanması halinde eğitim öğretimin kalitesinin artacağı, okula yönelik güvenlerin artacağı, aslında bizim karşılaştığımız en büyük problemlerden biri buydu. Veliler okula güven duymuyor. Okula güven duymadıkları için okula da gitmiyorlar. Bunun biraz daha zıttı olabilir, biraz daha tezat bir durum var.
Veliler kendilerini çok ilgisiz kabul ediyorlar bu konuda. İşte mesainin uymaması, bizim öğretmenle olan ilişkimizde demografik özelliklerin biraz da ön plana çıkması vesaire. Katılım artarsa olumsuz davranışların azalacağı, bilişsel, duysal ve akademik açıdan öğrencilerin gelişeceklerini öngörüyorlar. Beklentileri okulların velilerle sağlıklı iletişime ve işbirliğine açık olması. Velilerin en büyük beklentilerinden biri de öğretmenlerin ve okul yönetiminin ev ziyaretini yapmaya yönelik beklentileri oldukça yüksek. Veliye parasal kaynak gözüyle bakılmaması en büyük beklentileri arasında yer alıyor. Öğrenciyi merkeze alan ve maddi beklenti içermeyen işbirliği çalışmalarında velilerin görüşlerinin alınması ve velilerin bu süreçte aktif olması temel beklentilerden biridir. Okul aile birliğinin biraz daha işlevselliğini kaybettiğini, bunun yerine daha aktif bir formatta yeni bir işbirliği ortamının oluşması bekleniyor. Öneriler okulların maddi imkanlarının artırılarak donatım açısından günün gereklerine ve çağın teknolojileriyle yenilenmesi ve buna uygun olarak hareket edilmesi, velilerin sorumluluk alabileceği bir alanda yer almaları, özellikle sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve velilerin de bu süreçte aktif olması önerisi mevcut. Oradan başka ne diyebiliriz? Veliler genel itibariyle sadece öğrenci davranışları, olumsuz öğrenci davranışlarında okula davet edilmekten de ciddi manada rahatsızlar. Bunun dışında olumlu konularda da, daha doğrusu okulun etkin olabileceği konularda da fikirlerinin alınması ve okulda aktif bulunması talepleri mevcut. Sonuç olarak okul veli işbirliğinin geliştirilmesi eğitim öğretimin kalitesini artıracaktır. Velilerin okul yönetiminde yer almaları okul ile yürütülen sürecin daha verimli olacağı ve okulların öğrenciler için daha güvenli bir ortam olma özelliğini pekiştirecektir. Velilerin sosyoekonomik durumları ve okul bileşenlerine karşı güvensizlik duygusu yaşamaları velilerin okul ile bağ kurmalarına ve bu bağları güçlendirmelerine ciddi manada engel oluşturmaktadır. Önerilerimiz velilerin eğitim durumları özelinde velilere karşı tutum ve davranışların nasıl şekillendiği konusunda derinlemesine bir araştırma yapılması, mevcut okul aile birliği yönetmeliği yetersiz görüldüğü için velilerin yönetim sürecine katılımda yeni yöntem ve uygulamaların neler olabileceği üzerine yeni bir alan oluşturulması, velilerin okulla güçlü bağ kurmalarının önündeki en büyük engellerden biri velilerin gözünden, bizim de gördüğümüz, daha önce yaptığım araştırmada da yine benzer sonuç yüksek oranda çıkmıştı. Veliler maddi kaynak değildir. Biz bu şekilde görüldüğümüz müddetçe bu sürece aktif katılımda biraz daha geri planda durmayı tercih ediyoruz diyorlar. Çalışmam bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.